Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT IT Geometri Kampı'nın 18. haftasının 2. videosundayız. Çemberde uzunlukta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve nerede kalmıştık? Bir soruda kalmıştık. Egeanlı Kerem'li soruda kalmıştık. O soruyu size ödev bırakmıştım. Yapmadıysan. Şimdi uğraş öyle gel. Gerçekten çok güzel bir şey soru ve çok güzel şeyler öğreneceksin. Evet kitabımızda da sayfa numarası 171'in sağ tarafı. 172 ve 173'ün sol tarafını işleyeceğiz. Çok güzel sorular bizi bekliyor. Çok güzel şeyler öğreneceksin. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 9'da kalmıştık. Egehan bir kağıda yukarıdaki gibi birer kenarları ortak birim kareleri çizip bu karelerin hepsini içine alan en küçük çember çizmiştir. Hadi bakalım Egehan şu kareleri çizmiş. Bir de en küçük çemberi çizecekmiş. Hop çizdik çemberi. Tam köşelerden geçmek zorunda değil mi? Hocam böyle çizemez miyiz? Hayır içine almıyor bak bütün kareleri. Bütün kareleri içine alması için bunun köşesinden bu köşeden ve bu köşeden geçmek zorunda. Daha büyüğü de çizir ama bunun en küçüğü diyor. En küçüğü dediği için köşelerden geçmek zorunda. Sonra Ege'nin kardeşi Kerem de abisinin çizdiği çemberin içine birim kareler çizmiştir. Valla Kerem de hiç rahat durmaz. Ele ele abisiyle yan yanayken ortalık yanıyor. Fena oluyor. Çok fena oluyorlar var ya bir sorsanız ah şu Ege'nin Kerem. Neyse, ne yapmış işte Kerem de zaten Egean'ın işine genelde çok karışıyor. Egean ne yapıyorsa onun işini bozmaya çalışıyor. Burada da bir şey yapmış. Birim kareler çizmiş. E çok kolay hocam, çizer. İşte böyle aha da şöyle gelince, aha da böyle gelince tam böyle çapı gelen çevre açı 90 dereceye burası da çap olur deyip dikdörtgen yani tam, tamamlanmışı bu şekilde çember üzerinde olur diyebilirsiniz. Hatta birim kareleri de şöyle çizelim isterseniz. Hocam şöyle birim kareleri çizelim. Hatta kaç tane olduğu belli. Sayısı belli. Kaç tane? Yukarıda 8 tane. Aşağıda 6 tane. Bunun içerisine böyle birim kareler yapacak olursak 6 çarpı 8'den 48 tane kare olur diyebilirsiniz. Evet gerçekten de 48 tane kare oluyor. Şöyle kare yaptıktan sonra. Bütün hepsini çizeyim de iyi bir şekilde anlatayım. Arkadaş çok önemli bir soru. Tamam ama dikkat et. Kerem mavileri çizmişti. E, pardon Egean mavileri çizmişti. E Kerem de bunun içerisine, çemberin içerisine ekstradan kareler çiziyor. İşte çizdiği kareler bu sarı kareler değil mi? Yani Kerem'in şu anda çizdiği kareler, hocam 8 burası, 6 burası toplamda 48. E toplamda 48 kare varken 1 8 tane burada, 9 10 11 12 13 tane de egehan çizmişti. Eksi -13 mü olacak cevap? Hayır. Soru daha tam bitmedi. Ya burlara da kareler çizerse, değil mi? Ya burlara da kareler çizerse bizim Kerem çizilebiliyor mu diye bakacağız şimdi. E ee, ne yapacağız hocam burada? Vallahi arkadaşlar bak bu soruyu yazmamdaki en büyük sebep ne biliyor musun? Şu mantığı sana gösterebilmek. Bu sorunun laciverti bak turkaz çizmişim laciverti sınavda çıkabilir. Birim kareler çizilmişse eğer çemberin içerisine böyle birim karelerle oluşturulan bir şekil gelmişse dikkat et şuna dikkat et. Hocam şu uzunluk 8 birim. E tamam 8 birimin yarısı 4 birim 4 birim. E sen şunu çok iyi bir şekilde biliyorsun. Merkez varsa kiriş varsa çek dik iki parçaya veriyor değil mi? bunun ters mantığını da düşünebilirsin. Tam bunun orta dikmesi bak şurası değil mi? Yani bu orta dikmesi merkez kiriş çektik. O zaman merkezi bunun orta dikmesi doğrusu üzerinde değil midir? Kesinlikle öyle. Aynı şekilde bak burası da 3 birim burası da 3 birim. Bu orta dikmesi burası. Merkez kiriş çektikler yani bunun orta dikmesi tam merkezden geçmek zorunda değil mi? Evet bu doğru merkezden bu doğru merkezden geçiyor. O zaman ikisinin kesim noktası tam olarak merkezden geçmek zorunda. E yarı çap hocam. Yarı çapta zaten etkisi lazım. Hop yarı çapı çizince 3 birim burası, 4 birim burası, 3, 4, 5 üçgeninden. 5 olarak buluruz. Evet, şekil karışmasın diye şunu sileyim. Yarıçapı da kaç bulduk arkadaşlar? 5 bulduk. Tamam, şimdi ben buralara ne? Kareye çizebiliyor muyum? Ona bakacağım. Yarıçap 5 buldum. Dikkat, dikkat. Hocam, şu 1, 2. Bak, merkezimiz burası ya. Buraya yoğunlaşalım. 1, 2, 3, 4. Burası da bir birim yaptı şöyle yaptığım zaman. Evet, tam burası çaptan geçiyor ya. Bir birim, en büyük burası. O zaman şöyle şöyle oluyor. Şuraya birim kare yerleştiremiyorum arkadaşlar. Zaten buradaki en büyük uzunluk tam orta noktadan gelir. Merkezden geçer zaten burası. E burası en büyük burası sonra uzunluklar küçülüyor. Yani bu uzunluk daha küçük. Ya da bu uzunluğun daha küçük olduğunu birden daha küçük olduğunu kanıtı ne biliyor musun? E, en etkili silahımız yarıçap. çap al sana yarıçap. Pisagor bağıntısı Yarıçapın çapın kaçtı senin? 5. Şurası da 1. 25'ten 1 çıktı kök 24. Yani şu uzunluk kök 24 yaptı. Kök 24 de burası. E hocam kök 24 de Kök 5'ten küçüktür. Tamam. E şuradaki uzunluk biz şunlara bakacak olursan şunlara bakacak olursan hocam burası 1, 2, 3, 4 birim burası. Şuraya da x diyelim. 4 artı x eşittir. Kök 24 değil mi? Evet. O zaman x buradan kök 24 eksi 4 yaptı. Bu nedir arkadaşlar? 5'ten küçük. 5'ten küçük bir sayıdan 4 çıkarttığı zaman 1'den küçük mü yapıyor? Yani şuradaki uzunluğu kesinlikle ama kesinlikle 1'den küçük olduğunu söyleyebiliriz dostlar. Yani sen bu araya Birim kare çizemezsin. En büyük uzunluk burası. E, buradakiler daha da küçülüyor. Bir birim olan bir kare maalesef ama maalesef çizemezsin. Şuradaki uzunluk da zaten bak birden küçük. En büyüğü bir yapıyor. Aynı şekilde buraya da çizemezsin. Buraya ve buraya çizemedik. Peki buraya çizebilir miyiz? Veya kaç tane çizebiliriz? Şimdi dikkat et. 1, 2, 3 birim burası. Hocam dikkat dikkat. Şuradaki uzunluklar inşallah kafanızı karıştırmaz. Şunu şöyle uzatırsak. Burası 2 birim mi yaptı? Evet 3 birim burası. Yarı çap 5 olduğundan dolayı. O zaman burası bir birim. Burası da bir birim olacak değil mi? Şimdi bir birim bir birim. Aa ben şöyle birim kare yerleştirebilirim buraya. Buraya gelir buraya gelir. Sonrası dışarı mı taşar burada mı kalır? Şurada mı kalır? Bakalım sayalım. Şuraya bakacak olursak arkadaşlar şuraya nereye? Bak merkezden şuraya bir yarıçap çizecek olursam. Hocam yarıçap uzunluğunun 5 olduğunu biliyorum. 1, 2, 3, 4 birim burası. Bir birim burası içeri giriyordu ya. Buraya kare çizebiliyorum buraya da. Aa hocam burası 4 burası 5 ise burası da 3 oldu. Tam köşeye geldi. Yani 3 tanesini ben sağa yerleştirebilirim. Aynı şekilde 3 tane de sola yerleştirebilir miyiz arkadaşlar? Tam sola yerleştirdiğinde o da bu köşeye gelir. Aynı mantıktan dolayı şu yarı çap çizdiğinde yine 3, 4, 5 üçgeni sağlanıyor. Peki hocam şuraya ben birim kare yerleştirebilir miyim? Biraz önceki söylediğim mantıktan dolayı en büyük burası 1 ya. E, buradaki uzunluk 1'den küçük olmak zorunda. Bak şuraya bakacak olursan şurası 1'den küçük. Burası da 1'den küçük. Burası da 1'den küçük. E, en uzun kenar burası. Yani birebirlik kare yapsam çemberin dışına taşmak zorunda. O yüzden şunları da sayacağım ben şimdi. Burada kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 tane koyabiliyorum. Üstüne koyamıyorum. Bak buradaki yapıyla şurası zaten birbirinin tıpkısının aynısı oluyor. O zaman buraya 6 tane koydum. Aynı şekilde alt tarafa da mı 6 tane koyacağım arkadaşlar? 1 2 3 4 5 ve 6 tane deyip buralara 6 çar tane koyabiliriz. E o zaman bir de 6 burada yukarıda 6 da aşağıda toplamda 12 tane koyacağız. Ve bakıyoruz 48 eksi 13 artı 12'den cevabı kaç buluruz? 47 olarak buluruz. Mükemmel bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Yani boşuna biz Egean ya da Kerem isimlerini buraya yerleştirir miyiz gençler? Gerçekten Aa burada çok güzel şey öğrendin. Gerçekten hem birim kareleri koymayı öğrendin hem şu orta dikme doğrularının kesim noktasının çemberin merkezinden geçmesini öğrendin. Yani mükemmel şeyler öğrendin. Evet örnek 9'u 47 bulduk. Geldik örnek 10'a. Yarıçap uzunlukları 7 birim ve 2 birim olan çemberlerin ortak dış teğet uzunluğu verilmiş. Şimdi iki tane çember var elimizde. Bir şöyle bir çember yarıçap uzunluğu 7 ve yarıçap uzunluğu 2 birim olan iki çember var. Ortak dış teğet uzunluğu. Hocam ortak dış teğet uzunluğu dışarıdan teğet olan değil mi? İşte burası 12 birim olarak verilmiş. Bunun yarı çapı 7. Bunun yarı çapı da 2. Arkadaş merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. 2'ye 7'yi yazdık. Sonra bu çemberler arasındaki en kısa uzaklık nedir diye soruluyor. Arkadaşlar çemberler arasındaki uzaklık aslında bir sürü uzaklık vardır. Şöyle bakacak olursanız, şu ikisi arasındaki uzaklık, şu iki nokta arasındaki uzaklık, işte şu iki nokta arasındaki uzaklık ya da şu iki nokta arasındaki uzaklık. Bir sürü uzaklık var arkadaşlar şöyle bakacak olursanız. Valla ben size şunu söyleyeyim. Elimizde iki çember varken bu iki çember arasındaki en kısa uzaklık şöyle algılarsın değil mi? Yani burası. Aa hocam burada mı olacak böyle? Burada mı olacak böyle? Bunları nasıl kestireceğiz? Bunları şu şekilde kestireceksin. Merkezden geldiğin zaman, merkezleri birleştirdiğin zaman çünkü merkezden geçtiğin zaman buradaki uzunluğun en büyük ya da burada uzunun en büyük bulacaksın ya. Bu iki nokta arasındaki uzaklık sabit zaten. E burası en büyük uzaklık, burası merkezden geldiği zaman böyle. E burası da en büyük. O zaman buradaki en kısa mesafeyi bulmuş oluruz. Yani aklında şu bulunsun. İki çember arasındaki en kısa mesafe sorulduğunda ne yapacaksın? Merkezleri birleştireceksin. Şu arada kalan parça. Peki hocam en uzunu sorulursa ne yapacaksın? En uzun da hop işte şu iki nokta arasındaki uzaklık. Onlar da yine merkezden geçmek zorunda. Tamam mı? O zaman en uzak bu iki noktada tam olarak burası yapıyor. Yani bizden ne isteniyor? Burada şunu birleştirecek olursak bizden şuradaki uzunluk isteniyor kardeşim. E hocam burada ne var? Dik yamuk var. Amacımız dik üçgen oluşturmak değil mi? Evet. Dik dörtgen oluşturalım şöyle. Dik dörtgen oluşturduk. 2 burası. Burası da 2 yaptı. Buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Sonra 12 burası. Burası da 12. Ve Pisagor. Hocam 5, 12, 13'ten buraya 13 bulduk ama cevap 13 değil. Niye? Çünkü bunun yarıçap kaç? 7. Bunun yarıçap kaç? 2. Bizden şu uzunluk isteniyor ee, x diyecek olursak 7 artı x artı 2 eşittir 13 olduğundan dolayı x de böyle kaç çıkıyor? 4 çıkıyor. Cevap 4 oldu. Geldik örnek 11'e. Yukarıdaki şekilde O1 ve O2 merkezi çemberlerin yarıçapları 9 ve 3 olarak verilmiş. Merkezler arasındaki uzaklık da verilmiş. 15 diye verilmiş. Arkadaş şunu şöyle çizersin. Merkezler arasındaki uzaklığı kullanacağız şimdi. Şu merkezler arasındaki uzaklık ne verilmiş? 15 olarak verilmiş. E ne yapacağız burada? Hocam merkez varsa teğet varsa çektik. Çektik. Hemen bunları kullandık. Amacımız dik üçgen oluşturmak değil miydi? Evet. Şimdi yarıçapı 9 birim burası 3 birim burası. Amaç neydi? Dik dörtgen oluşturmak. E hocam dikdörtgeni biz nasıl oluştururuz? Hop şöyle bir dikdörtgen. Üst tarafta ya da alt tarafta da oluşturabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle bir dikdörtgen oluşturunca. Hocam 3 ise burası da 3 oldu. Çünkü bak şöyle bir merdiven şekli varsa bu dikdörtgeni oluştur. Siz şöyle alışkınsınız da yatay şeklinde gelebilir. Şöyle dikdörtgen oluştur. Şuna ait bir dik üçgen zaten karşınıza çıkıyor. E tamam bunu yaptık. Hocam ne çıktı? Bak burası 12. 12, 15. Ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgeninden burayı 9 bulduk. Yani senin şuradaki uzunluğun kaç çıktı? 9 çıktı. Şimdi bana diyor ki buna göre diyor küçük çember doğru üzerinde ok yönünde kaç santimetre aşağı kaydırılırsa merkezler arasındaki uzaklık 5 santimetre artar. Ben bunu kaydırdım. Şu şekilde. Ben bunu kaç santimetre kaydırırsam diyor merkezler arasındaki uzaklık 5 santimetre artar diye soruluyor. E şimdi merkezler arasındaki uzaklık neydi arkadaşlar? 15'ti. Şimdi ne isteniyor bizden? Merkezler arasındaki uzaklığın 5 santimetre artması yani 20 santimetre olması isteniyor. E ne yapacağız? E o zaman burada da yine merkez teğet çektik. Yapsak şöyle. Hocam yine bak şöyle bir şeylik çıktı. Bunun yarı çapında 3 olduğunu biliyorum ben. E ne yapacağız? Dikdörtgeni tamamlayacağız yine burada. Bak bu sefer şuradaki merdivene bakacağız. E burada da dikdörtgeni nasıl tamamlanır arkadaşlar? Şu şekilde tamamlanmaz mı? Hocam şöyle bir dikdörtgen yapacak olursak. Şurada bir dikdörtgen yapacak olursak. 3, 3. Sonra buradan buraya kaydırdım. Ne kadar kaydırdım mesela? X kaydırdım. X kaydırdım. E burası 9 artı X oldu. Burası 12. Burası da 20. 12 ve 9 artı X ve 20 var. 12, 20. Ne üçgeni? 12, 16, 20 üçgeninden. Burası 16 çıktı. 9 artı X eşittir 16 olduğundan X'i de böyle kaç buluruz? 7 olarak buluruz. Evet bu sefer de şekli bizim çizmemizi istemişler. Bu kadar kaydırdım. Yani merkez ne kadar gittiyse çemberimiz de o kadar aşağı doğru kaymaz mı arkadaşlar? Kayar. İşte bizden de şu x uzunluğu isteniyor. Yani cevap 7 yaptı. Bu da güzel bir soruydu. Geldik bir sonraki soruya. Yorum sorusu. Şimdi şuradan dik çizilmiş. Buradan da kenar ortay çizilmiş. Kenar ortay merkezden çizilen kenar ortay aynı zamanda nedir? Diktir. Merkez kiriş şey, dikten dolayı değil mi? Şimdi OE, OF'den küçük verilmiş. Arkadaş OE OF'den daha küçükse şurası daha küçükse OF'den o zaman OF'den daha küçükse bizim çapımız daha da ne oluyor merkeze yakın oluyor merkeze yakın olan çaplar daha da ne oluyordu büyük oluyordu yani AB'nin CD'den daha da ne olması lazım arkadaşım büyük olması lazım bakıyoruz o zaman AB'ye AB verilmiş mi bak CD verilmiş EB'nin uzunluğu da verilmiş x artı 9 olarak e burası da x artı 9 e AB uzunluğu kaç oldu o zaman arkadaşım 2x artı 18 oldu. 2x artı 18 kesinlikle büyüktür. CD'den CD'yi de 5x eksi 3 vermiş. 2x'i buraya bunu da buraya. 21 büyüktür. 3x yaptı. 7 büyüktür x yaptı. Yani x küçüktür 7 geldi. X'in en büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. Cevap böylelikle 6 çıkar. Geldik örnek 13'e. Şimdi AD uzunluğunu 13 vermiş. Arkadaş burası 13. E hocam ne var burada? Şu teğet bu teğet Teğetler birbirine eşit değil miydi? Anahtar kelimelerimiz neydi? Merkez teğet çektik. Merkez giriş çektik. Teğetler birbirine eşit diyorduk değil mi? Hatta çemberler birbirine ne diyorsun ya? Merkezleri birleştir diyorduk. E burası teğet. E o zaman burası da teğet. 13. Yalnız burada dikkat edin. Konuyu anlatırken bir önceki videoda da demiştim. Şu küçüklerin teğetliği hep böyle es geçiriyor. Dikkat. Bu da teğet. Bu da teğet. Aa bunlar eşit. Hatta bu da teğet. Bu da teğet. Aa bunlar da eşit. E ee, bizden ABC üçgenin çevresi isteniyor. Bu üçgenin çevresi isteniyor. Bu teğetlerin eşitliğini koyalım şimdi. Hocam ben buraya x dersem burası da x. Tamamı 13 olduğundan buraya 13 eksi x kaldı. Tamamı 13. Burası y dersem burası da y. Tamamı 13 olduğundan buraya da 13 eksi y kaldı. E ee, çevreye bak bakayım. ABC üçgenin çevresi 13 eksi x artı x artı. Bak şu şu y artı 13 eksi y değil mi? y artı 13 eksi y olacak. Y'ler nanay. X'ler nanay. Şinanay yavrum şinanay. Yani cevap 13 artı 13'den 26 çıktı. Dikkat bu küçük teğetliklere dikkat. Tamam mı sorularda? Evet geldik örnek 14'e. Hmm, çemberler birbirine değiyor. Normalde çemberde açıda sen ne yapıyordun? Hocam ortak teğeti çiziyorduk. Ama çemberde uzunlukta bunu yapmıyorsun. Ne yapacaksın? Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir. Tam olarak değme noktasından geçer. Bunu unutma. Bu arada bu bir kareymiş. Kare ise 6 birim burası. 6 birim burası. Hatta bu çemberin merkezi verilmiş ya. E o zaman bunlar 3 3 yaptı. Yarıçapı. Dikkat et. yarıçap bulduğun zaman çok önemli. Yarıçap çap 3 yarı çap 3. Zaten benden BD uzunluğu isteniyor. Tamam şunun yarıçapını bulmaya çalışacağım. E hocam burası da R değil mi? E burada dik üçgen karşıma çıktı mı? Anahtar kelimeleri kullan. Dik üçgen çıktıysa eyvallah. Direkt Pisagor bağıntısı yaparsın. E hocam burada bana ne lazım? Şu kenar lazım. Dikkat dikkat. Bunun tamamı 6 değil miydi? Evet. Kare olduğundan dolayı. R'si buradaysa buraya 6 eksi R'ye kaldı. Pisagor. 3 artı R'nin karesi eşittir. 3'ün karesi 6. 6 eksi R'nin karesinden. İşlem işlem işlem. Anladın sen olayı. Büyük ihtimalle üçgendir. Hisset. 3, 4, 5 üçgendir. R yerine ben 2 yazarsam Burası da 4 mi yapıyor? Evet, 3 4 5 sağlanıyor. R buradan 2 geldi. Ama bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden şu uzunluk BD uzunluğu isteniyor. BD evet R ye yerine kaç yazacağız arkadaşlar? 2. R ye yerine 2 yazdım. E tamamı da 6'ydı. 2 4 ise buraya da kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. BD uzunluğu kaç birim yaptı? 2 birim yaptı. Örnek 14 2 oldu. Geldik örnek 15'e. Aha. Çemberler yine birbirine değiyor. Tam çembermiş, yarım çembermiş hiç fark etmez. Yarım çember verilmişse soru çözümünde bizim için yeterlidir dememiş miydik? Demiştik. Hatta bu soruyu sen yap bakalım. Büyük ihtimal yaparsın. Ne yapıyorsun? Merkezleri birleştir. Ve baktığın bu uğraş ya. Ben tiyoyu vermiyorum bu sefer. Sen uğraş ya. Amacın neydi? Dik üçgenden çözmek değil miydi? E o zaman hadi dik üçgeni elde et. Tamam mı? Hadi bakalım. Sıra sende. Sen çöz. Şimdi ben çözeyim. Şimdi soruya baktığımız zaman 9 verilmiş. 9 verilmiş. Burası da 9. Çünkü yarı çap 9. Burası da 9. E hocam bunun yarı çapı isteniliyor. Bizden R, R diyelim şuraya. 12 ise burası da 12 mi? Evet. Çemberler birbirine değiyor. İlk içimiz. Gözümüz kapalı. Hop. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştirdik. Merkezleri birleştirdiğimiz zaman tam değme noktasından geçecek. Eyvallah. Ama yarı çap bilgileri de var ya elimizde. 9 burası. Hocam yarı çap 9. Hocam yarı çap R ne yapacağız şimdi? Dik üçgen oluştu mu? Oluşmadı. Ha, dik üçgeni o zaman biz kendimiz oluşacağız. Yani çember uzunlukta ilk tekniğimiz dik üçgen oluşturmak. Tabi anahtar kelimeleri kullan dik üçgen yoksa dik üçgen oluştur. Ne yapıyorduk? En etkili silahımız yarı çap çizme. Yarı çap çizme falan yoksa dik üçgendeki kullandığın teknikleri kullanıyorsun. Ne yapacaksın? Aa hocam şurada bir dik yamuk var. E dik yamukta ne yapıyorsan onu yapacaksın. Hop dik dörtgen oluşturalım. Dik dörtgeni oluşturdun. R ise aşağısında R. Buraya 9 eksi R kaldı. 12 ise burası da 12. Yani burada bir dik üçgen çıktı. R artı 9'un karesi eşittir. 9 eksi R'nin karesi artı 12'nin karesi diyeceksin. İşlem işlem işlemle R'ye ulaşacaksın. E hocam hisset. 12 varsa ya 5 12 13'tür ya 9 12 15'tir ya da 12 16 20'dir değil mi arkadaşlar? 3 4 5'in katlarında 12 biraz tehlikeliydi. Bayağı çok vardı. Vallahi 9 12 15 olamaz. Çünkü burası 9'dan küçük. Acaba 5 12 13 mü diye deniyorum. Burası 5 mi diye bakıyorum. Buranın 5 olması için buranın da kaç olması lazım? 13 olması lazım. R'ni kaç olur o zaman? 4 mü? R yerine 4 yazarsam eğer bak 5, 12 ve 13 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Yani R'yi kaç bulduk arkadaşlar? hissederek? 4 bulduk. Bizden de E merkezi çemberin yarı çapı isteniliyor. İnşallah sen de bulmuşsundur. Hatta sana yaptırdım ya sen de hissederek bulmuşsundur hissetmeyi artık büyük ihtimalle öğrendin. Örnek 15 4 çıktı. Geldik örnek 16'ya. Korkma. 6 var 30 var. Bu bir yarım çember mi? Yarım çember. Yarım çember demesi. Hocam hiç merkez falan verilmemiş. Kardeşim yarım çember demesi şu çemberin merkezin burada olduğu anlamına gelmiyor mu? Geliyor. Aa bak çap verilmiş. Yarı çap falan verilmemiş diye belki aklından geçmiştir. Çap verilmiş. Çap kaç? 36. Çap 36 iken yarı çap 18 18 mi yapacak? Evet. Burası 18 burası da 18 yani buraya ne kaldı? 12 kaldı. Hocam bu çember ile bu çember birbirine teğet. İçten teğet. İçten de teğet olsa yapman gereken tek şeyi yapacaksın. Ne yapacaksın? Çemberde uzunluktaysa eğer çemberde açıda olsaydı ortak teğet çizerdin. Eyvallah. Çemberde uzunluktaysan eğer ne yapacaksın? Hop merkezleri birleştireceksin. Ama merkezleri birleştirmenin esprisi neydi? Bu merkezleri birleştiren doğru parçası tam olarak değme noktasından geçiyordu arkadaşlar. E tamam geçti. Şimdi bunun yarıçapını biliyor muyuz bilmiyoruz. Bunun yarıçapı soruluyor zaten bize. R. Bak sen bu arada sen ne yaptın? Merkezleri birleştirdin. Bu yarıçap çizmiş olmadı mı burada? Evet büyük çemberin yarıçapı kaç? 18. Hocam tamamı 18. Burası R buraya ne kaldı o zaman? 18 eksi R kaldı. E ne yapacağız? Başka ne yapacağız? Varsa anahtar kelime kullan. Merkez var, teğet var çektik. Hocam Pisagor bağıntısı. Hatta burada yarıçapı R demiştik. Burası da R değil mi? Evet. 18 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 12'nin karesinden işlem işlem işlem. Anladın olayı hisset. 12 varsa 5, 12, 13. 9, 12, 15. Ya da 12, 16, 20 olabilir. R yerine 5 koyarsam eğer 5, 12, 13 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. O zaman R buradan kaç geldi arkadaşım? 5 geldi. Hissederek yine bulduk mu bulduk? Ya hocam hep hissederek soru çözüyorsunuz. Kardeşim ÖSYM'nin sorularına bakar mısın? Orada da hep hissetmeli sorular var. Sağ bazen virgüllü koyuyor. 1.2 koyuyor. 1.2 demek 12. 12'nin katını düşüneceksin yani orada. O zaman burası 1.2 ise burası da 1.8 verilir. Bunlarda da aynı işlemi yapacaksın. Virgüllülerde de aynı işlemi yapacaksın. Tamam mı? Orayı da 5, 12, 13'ün 10'la 1'i gibi düşüneceksin. Tamam. Özellikle son zamanlarda Virgülleri çok önemsiyor ÖSYM bu dediğimi de unutma. Örnek 16.5 çıktı geldik örnek 17'ye. Ya bunun bende bir anısı var ya. Lise 3'teyim çember konusundayız. Sene 98. Lise 3'te olduğum zaman. E hocam 98-99 sezonu. Son sınıfta değiliz bu arada. E, yo lise 3'te. Lise 3'te ya. Lise 3'te mi? Lise 2'de mi? Lise 2'de. Ha sizin zaman bizde lise 3 yıldı. Sizde 4 yıldı mı arkadaşlar? Doğru doğru. Son yıl değil. Lise 2'de olması lazım. Lise 2'de sınavda geldiğinde yapamadığım soruydu arkadaşlar. O yüzden buraya koydum. Çünkü soruyu okuyordum. Bakayım soruya ne diyor. A merkezli çemberin yarı çapı R. Anam büyük R var elimde. B merkezli çemberin yarı çapı küçük R. C, D, T, D, noktaları ise C, D, 4 birimdir. Ya kardeşim iki bilinmeyen var. Ben büyük R ile küçük R'yi nasıl bulacağım diye böyle bakardım. Acaba bunun formülü var mı diye bakardım. Yok öyle formül formül düşünmeyin. Ben sana bu zamana kadar nasıl öğrettim bu işi? Formülsüz öğrettim değil mi? Formülü olsa bile formülü nasıl çıkartacağını öğrettim değil mi? İşte burada da öyle. Ne yapacaksın? Anahtar kelimeleri kullanacaksın. Hadi kullan bakayım anahtar kelimeyi. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorsun? Merkezleri birleştir. Merkez var teğet var çektik. Merkez var teğet var çektik. Tamam koydum bunları böyle. Sonra anahtar kelimeleri kullandıktan sonra eksik parçaları yaz. Büyük R küçük R. Burası da küçük R. Burası da büyük R mi yaptı? Evet. Büyük R. E ne yapacağız hocam? Amaç dik üçgen oluşturmak değil miydi? Evet çemberde uzunlukta. Hocam dik üçgen nasıl oluştururuz? Bak şurada bir yamuk var. E yamuk varsa ne yapacağını biliyorsun. Hop şöyle bir dik dörtgen. Dik dörtgen oluşturdun. R iken burası R. Buraya büyük R eksi küçük R kaldı. Dörtgen burası da dört. Aa burada bir Pisagor psikobansı çıktı. Uygula. İşlem yapmaktan çekinme. Uygula. R artı R'nin karesi eşittir. R eksi R'nin karesi artı 4'ün karesi. Ya buradan bir şey çıkmaz hocam diye düşünürsünüz. İşlemini yap. Yap 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 yap. Düşünme. R kare artı 2 R R artı küçük R kare eşittir. R kare eksi 2 R R artı küçük R kare artı 16 yaptı. Bak küçük R kareler nanay. Büyük R kareler de nanay. Bunu attık öbür tarafa. 4 R R eşittir 16 oldu. A, R çarpı R'de kaç yaptı? 4 yaptı. Bazen sadece ve sadece eliniz çalışsa, kaleminiz çalışsa cevap bulursunuz. Büyük R'yi ya da küçük R'yi ayrı ayrı bulmamıza gerek var mıymış bu soruda? Yok değil mi? Yok değil mi? Evet gerçekten yok arkadaşlar. Şimdi güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Sınavda yapamamıştım. İşte biz bunları yapamıyorduk. Ama sen artık işi öğreniyorsun. Her türlü şeyi yapabilirsin. Çünkü mantığına oturttuğun her şeyi mantığında yapıyorsun. Hele hele çemberde uzunlukta. Evet gelelim şu soruya. Aa bu soru da çok güzel bir soru. Ben bu soruyu 3 sene önce yazdığımda hiç piyasada yoktu. Sonra çoğu kitapta, hatta denemelerde olmaya başladı. Böyle çok güzel bir mantık. Çünkü şu eş böyle parçaları böyle kullandığımı e, neredeyse ben getirdim diyebilirim. Övmek için söylemiyorum ama gerçekten bunlar çok güzel sorular. Bu mantıkla soru da daha öncesinde yaptık aslında. Yaptık. Bakalım ne diyor soru. Zemine dik olarak duran daire şeklindeki tahtadan tekerleğin yarı çapı 10 santimetredir. Tamam yarı çapı 10 santimetre olarak verilmiş. Aklımızda bulunsun. Hatta aklımızda bulunması şöyle göstereyim. Yarı çapı 10. Tekerlek testere ile düz bir şekilde 16 santimetre kesilip iki parçaya ayrılmış. İki parçaya ayrılmış ve tekerleğin bir parçası buraya konmuş diğer parçası da burada. Bak şimdi eski haline geri getireyim. Şöyle bir şey değil mi? Bu parça buradayken böyleydi değil mi arkadaşım? Evet. E sonra eski haline getirdik. E kardeşim sen bunu eski haline getirdin. Bu burada. E sen şuradaki kesiti de eski haline getirsen. Yani şuradaki kesiti de eski haline getirsen şöyle bir çember yapmaz mı? Bak görüyor musun? Aslında bir çemberi kesmişim. Bir daireyi kesmişim. Aklıma da şey getirdi ya bu. Tahtadan tekerlek at arabaları tekerleği var ya. Ey de eski zamanlarda. Neyse bak bir parça kesmişim. Bunun da daireye tamamlanmışı bir daire yapıyor. Buradaki parçanın da daireye tamamlanmış bir parça yapıyor. Hatta bunun daireye tamamlanmışı yarı çapı 10 olan bir daire. Şunun da daireye tamamlanmışı yarı çapı 10 olan bir daire değil mi? Yani buradaki iki tane yapı eş yapı oldu arkadaşlar. Eş daire oldu. A soru aslında niye bu zamana kadar çözdüğümüz soru kalıplarına döndü. Ve burası da 16 verilmiş ya. Bu parça kesilip alındığı zaman şuradaki parçada 16 demek değil midir? Evet. Şimdi burada iki tane çember görüyorsun. İki tane çember birbirine teğet. Aa iki tane çember ya da daire birbirine teğetse. Ne yapıyorduk? merkezleri birleştir diyorduk kardeşim. Çemberler birbirine diyorsa merkezleri birleştir. Tam olarak nereden geçecek? Değme noktasından geçecek. Bak dikkat. yarıçap uzunluğu kaçtı? 10. Yaz buraya onu. İşte tam olarak şurası da 10. Bunları yazdık. E sonra ne yapacağız hocam? Bizim burada kirişi kullanmamız lazım. Ya da buradaki teğeti kullanmamız lazım. Merkez var teğet var. dik Hocam bu da yarıçap 10. Merkez var kiriş var. dik Hocam 16'ya 8, 8 diye iki eş parçaya böldü. E sonra ne yapacağız? Sonra bir şeyler yapmamız lazım. Yarı çapta 11'im ya. Şurayı bulmam lazım sanki. Benim şurayı kullanabilmem için. Niye? Çünkü şöyle bir bak merdiven şekli geldi. Gördün mü şöyle? Ne yapıyorduk? Dikdörtgene tamamlama yapıyorduk hocam. İşte ben şurayı bilmiyorum. Burayı bilirsem burayı bulacağım. E burası 20. Burası 10 artı yuvarlak. Burası x iken burası da 8 artı x yapmadı mı? Evet. Bizden cd soruluyor zaten. Önce burayı bulmam lazım. Burayı nasıl bulacağım? 90 derece ya. Nasıl bulacağız? Bir ilk çizim falan yapmamız lazım. En etkili silahımız neydi arkadaşlar? Yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çap uzunluğu 10. 8, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10'dan. Burası 6 çıktı. A. 6 ise bak. Burası da 6. E şimdi burada bir pisagor bağıntısı var. Şurası 16. Burası 20. 16 20 ne üçgeni 12 16 20 üçgeni 8 artı x eşittir 12 olduğundan x de kaç buluruz böylelikle 4 olarak buluruz. Mükemmel bir soru arkadaşlar gerçekten mükemmel bir soru valla süper bir soru çok güzel bir soru değil mi ama bununla ilgili sorular daha öncesinde de yapmamış mıydık ya katlama olarak yapmıştık şöyle katlayıp yine tamamlamıştık böyle ya da kesip başka bir yere koymuştuk orada da tamamlamıştık yani bir daireden iki eş daire böyle karşımıza çıkabilir Lütfen buna dikkat et. ÖSYM daha bu ayarda bir soru sormadı. Bu zamana kadar 2018'den itibaren böyle yeni nesil sorularda genelde çember ve dairede kolay sorular sordu. İşte bir tık zorlaştırırsa aha da bu soruyu bekle demedi deme. Gerçekten mükemmel. Evet, şurayı da anlatayım. Sonrasında burayı anlattıktan sonra şunu diğer konuya bırakayım. İşte kuvvet yardımıyla çemberde uzunluğu da diğer konuya bırakayım. T'ler dörtgeni adı üstünde teğetlerden oluşan dörtgene biz teğetler dörtgeni adını veriyoruz. Karşılıklı kenarların uzunlukları toplam birbirine eşittir teğetler dörtgeninde. Gerçekten öyle arkadaşlar. Niye? A, A. Çünkü teğet, teğet birbirine eşit değil mi burası? Evet. Şurası B ise burası da B. Şurası C ise burası da C. Burası da D ise burası da D. Bak ne dedik? Karşılıklı kenarlar toplamları. A artı B artı C artı D burası. E şuraya da bakacak olursan. Hocam burası da aynı şekilde. A artı B artı C artı D değil mi? Gerçekten karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşit oluyor. Ha bilmesen de kendin çıkartabilirsin. Ama bazı zor sorularda gerçekten bunu kullanıyoruz. Şimdi sadece e, dörtgeni çizip de çemberi çizmiyorlar. Bu cümleyi bu tanımı kullandırabiliyorlar. O yüzden teğetler dörtgeninde karşılıklı kenarlar toplamlarının birbirine eşit olmasını bence bil. Tamam. Hadi bunu anladık. Karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşit ispatını da yaptık. Çevreye 2 o dersek alanda u çarpı r'dir. Bunu ezberleme mesela. Niye? Çünkü arkadaş ben bunun alanını bulacağım. Şuraya a kenarı, şuraya b kenarı, buraya c kenarı, buraya d kenarı dersem. Çemberin merkezi burasıysa ne yaparsın? Hocam merkez varsa teğet varsa çektik, 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 çektik anahtar kelimelerini kullanırsın değil mi? E kullandık. Ne yapacağız? Üçgenlerin alanı bak tabana ait yükseklik var ya burada. Taban ve tabana ait yükseklik olduğu için üçgen oluşturabiliriz. Üçgenler oluşturacak olursak şu üçgenlerin alanlarını tek tek yazabiliriz. Bu üçgenin alanı hocam a çarpı r bölü 2 artı şu üçgenin alanı b çarpı r bölü 2. Aa bak güzel bir şeyler geliyor. Artı şu üçgenin alanı c çarpı r bölü 2 artı bu üçgenin alanı nedir? d çarpı r bölü 2'dir. Çünkü burası da r ya. Bitti. Yani sen burada e, r bölü 2 parantezine alınca r bölü 2 parantezine alınca A artı B artı C artı D mi geldi? Evet. Bak şimdi ne oldu? Çevreye 2U dersek. Çevre dediğimiz ne? İki. çevre dediğimiz A artı B artı C artı D değil mi? E çevreye 2U dersek. Ha bu 2U'ysa eğer alanda U çarpı U çarpı neymiş arkadaşlar? R'ymiş. E o zaman çevre bölü 2 ne yapacak arkadaşlar? Bu U'ysa eğer şurası U'ysa. O zaman A artı B artı C artı D bölü 2 ne olacak? U bölü 2 mi olacak? Evet. Bak şurada A artı B artı C artı D artı D bölü 2. O zaman biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu çevreye biz ne demiştik? 2U demiştik. A artı B artı C artı D. 2U. U da A artı B artı C artı D bölü 2 yapıyor. Tamam. Bunun yerine A artı B artı C artı D bölü 2 yerine U yazarsak gerçekten de U çarpı R hikayesi karşımıza çıkıyor mu arkadaşlar? Çıkıyor. Yani buradaki ispat yöntemini sen soruda kullanırsın. Tamam. Şimdi bir de bununla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Burada bununla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. AD ile BC ikizkenar kenar yamukta. Bak ikiz kenar yamukta. Çünkü sınavda da çıkmış. İkiz kenar yamuk bir teğetler dörtgeni ise. Hocam ekstradan ikiz kenar yamuksa. Normalde şununla şu birbirine eşittir. Şununla da şu birbirine eşittir diyebiliriz. E bu eşit ya burası da eşit oluyor. Şu TT t, -t, -t uzunluklarının eşitliğinden. Şunlar da birbirine eşitliğinden geliyor. Ya bu ne zaman geçerli? X kenar yamukta geçerli. Hocam niye? İspat yöntemiyle de soruyu da yapabilirsin aslında. Nasıl mı? Şimdi bu X kenar yamuk mu? X kenar yamuk. E hocam şurası A ise burası da A. Bak şimdi sana ispat yapıyorum. X kenar yamukta biz ne yapıyorduk? Hocam şu dikmeler bizim için önemli. Şu dikmeleri çizdim. Dikmeleri çizdikten sonra şu dikmelerin ayrıtları yerlerin birbirine eşit olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. E tamam. Şimdi dikkat. Burası A iken burası A. Şurası B burası B. Ben A ile B'nin birbirine eşit olduğunu ispatlayacağım şimdi. Hatta şu parçalarda da şu parçanın eşit olmasını ispatlayacağım. Şimdi o zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? Bak 25 eksi A mı kaldı buraya? Evet. Çünkü tamam 25. E şimdi ne yapacağız başka? Hatta burada da merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik yaparsam A dikdörtgen geldi. A ise burası da A yaptı. Hocam burası B ise burası B yaptı. E sonra bakacak olursak şurası da 25 eksi B değil mi? Evet. Şimdi sonrasında dikkat edersen hocam burası 25 eksi A burası da 25 eksi A olacak ya. O zaman buraya ne kaldı? 25 eksi 2 A kaldı. Sonra burası 25 eksi B burası da 25 eksi B ya. Buraya da 25 eksi 2 B kaldı. A gerçekten ispat yöntemiyle de bununla bu birbirine eşit ya. 25 2a 25 2b eşitse a ile b birbirine eşit olmak zorunda mı? Zorunda. Yani sen ispat yöntemiyle de soruya gitsen kesinlikle ama kesinlikle sonuca ulaşırsın. Sonra burada a ile b'nin eşit olduğunu söylersin. Yani şuraya bir ne yazarsın mesela? a yazarsın sonrasında. Sonrasında da buradaki işlemleri b yerine a yazdın. a dediğinde hatta kaç yapıyor o zaman? 9 yapıyor deyip sonuca yine ulaşırsın. Ama aklında bulunsun ne dedik? Bu ikiz kenar yamuksa t'ler dörtgeninde ikiz kenar yamukluk varsa şu parçalar birbirine eşit şu parçalar da birbirine eşit. İspatını yaptık bak. E tamamı 18 ise hocam 9 9 yaptı. E o zaman bu 9 ise t t birbirine eşitliğinden dolayı burası da 9 yapar. E buraya kaç kaldı o zaman? 16 kaldı. Aynı şekilde 9 ise burası da 9. E tamamı 25 olduğundan ikiz kenar yamuk ya burası da 16 kaldı. E t t 16 ise burası da 16. Şu t t burası da 16 yaptı mı? Yaptı. Çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor şimdi bize. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. E bunları da koydun. Şimdi burası yarıçap, burası yarıçap. X kenar yamukta biz ne yapıyorduk? Dikmeler. Değil mi? Sıkıştığımızda dikmeler. Eski konularda yine karşımıza çıkıyor. Şu dikmeyi çizdin. Yine bu dikmeyi çizdin. E bu dikmeleri çizince de neler geldi? Şunların birbirine eşit olduğunu biliyorsun. Dokuzsa aşağısı 9. Dokuz, dokuzsa aşağısı 9. Dokuz. Hocam tamamı 16. E burası 7. E buraya da 7 kaldı. Bak ne çıktı. Hocam 7, 25. 7, 24, 25 üçgenden burayı 24 bulduk. Ve burası da 2R uzunluğu değil mi? 2R eşittir 24 ise R'yi de böylelikle kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Yani bizden de yarıçap isteniyor. isteniliyor. Cevap böylelikle 12 çıktı. İspat yöntemiyle de yapabilirsin. Ama bunu da x kenarlı bak. çok karışık sorularla karşılaşabiliyoruz. Şunu bil dedim zaten ben sana. Teğetler dörtgeninde karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşit. Bir bunu bil. İki eğer bu teğetler dörtgeni x kenar yamuksa üst tarafı da iki eş parçaya alt tarafı da iki eş parçaya ayırıyor de. Sonra teğet teğet eşitliğinden şuradaki kenar uzunluklarını zaten yazarsın. Evet gençler böylelikle örnek 19'da 12 bulduk. Ve bu videoyu bitirdik. O zaman bir sonraki videoda kuvvet yardımıyla çemberde uzunlukta. Görüşmek dileğiyle yani 18. haftanın 3. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.